Hayır. Barış, özgürlük, iş, barış, özgürlük, tutum, müzik, bilinç, sürüyor, sürecek mücadelemiz. Bir kez daha mezarlar başında Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i ve onların Yılmaz Savunmanı Halit Çelebi'yi anarken denizlerin mücadelesi ilerletme sözümüzü yineliyoruz. Mücadelemizde yaşayacaklardır. 1972'nin 6 Mayıs'ını gösterdiğinde Ankara'nın ortasında o gün devleti yönetenler, siyasetçiler, halkın büyüyen hareketini, işçilerin, emekçilerin büyüyen hareketini, öğrencilerin gelişen hareketini önünü tıkamak, halklar üzerine korku salmak için 3 fidanı, Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i dar ağacına gönderdi. Halkın yazdığı tarihte o günkü siyasetçiler, yargı mensupları yer almaz. Denizlerin adları her zaman vardır. Ve bugün de aramızda ismi Deniz olan, onun mücadelesini en önde göğüsleyen gençler de bulunuyor. Bu kapitalist düzen devam etsin diye politikalar üreten bu iktidar demokrasinin kırıntısına bile tahammül edemezken her geçen gün daha fazla antidemokratik uygulamalar üniversitelerde karşımıza çıkıyor. Gördük değerli arkadaşlar, 3 ay önce de gördük. 6 Şubat'ta yaşanan depremler gösterdi ki bu sistem yıkımlardan başka bize bir şey vaat etmiyor. O günlerde başlayan yoksulluğa, sefalete, açlığa terk edilmiş halkımızın daha yası dinmeden, gözyaşı kurumadan bugün siyasetçiler, sermaye grupları bölgedeki inşaat ihalelerini pazarlığına girişmiş durumda. Ağızlarını sulandırıyorlar rant uğruna. İşte bizler gördük. Denizlerin açtığı o örgütlü mücadele yolu bizi depremlerin ardından da tekrar ayağa kaldırdı değerli arkadaşlar. Yıllar önce denizler anti-emperyalist mücadelenin en önemli önderleri olarak o dönem ABD'nin övünerek savaş gemisi diye ortaya çıkarttığı 6. filoyu denize dökmüştü. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini en önden göstermişti. Bugün de dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyalist mücadele en önde sürüyor ve bunun en önemli temsilcisi de emek gençliğidir. Bugün karşımda bulunan liseli, işçi, işsiz, üniversiteli, emek gençleri en önden bulunduğu her yerde bu mücadeleyi arttırmanın, geliştirmenin yolların yöntemini arar. 6 Mayıs'lar bizim için yaz günleri değildir. Mücadelenin muhasebesini yaptığımız, onu daha fazla geliştirmek için yolunu, yöntemini bulduğumuz günlerdir. O yüzden son sözlerimi söylerken de Deniz'in darajına gittiği sözlerle de bitirmek isterim. Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi, kahrolsun emperyalizm, yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın devrim ve sosyalizm. 3 fidan ve 1 çınarı birlikte buradan anıyoruz. Bize bıraktıkları mücadele mirasıyla anıyoruz onları. Halka bağlılık, İşçi sınıfına ve davasına inanç. Sevgili gençler, sevgili yol arkadaşlarım. Elbette bugün emperyalizme karşı mücadele sadece ABD'ye, Rusya'ya, Avrupa Birliği ülkelerine karşı mücadeleyle sınırlı değil. Onların ülkenin can damarlarına kadar işleyen ilişkileri, işbirlikçileri ve siyasi temsilcilerine karşı da bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye hala NATO'nun ileri karakoludur. Erdoğan ise Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığıyla genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nin stratejik ortaklığıyla adeta emperyalizmin komutanlığını yapmaktadır. Ama biz biliyoruz ki onların anti-emperyalistliği hikayedir. Çünkü onların geçmişlerine dönüp baktığımızda sarılacak bir değerleri yoktur. Onların konumu nedir sevgili dostlar, sevgili gençler? O dönemde bugün bu ülkeyi yöneten kadrolar, bugün Cumhur İttifakı ile birlikte ve onun etrafında yer alan gerici güçlerle bu ülkede iktidar olan siyasal kadrolar o dönemin, yani emperyalistlerin komünizme karşı mücadelede
Yeşil Kuşak Projesi'nin neferleridir. Yetiştirdiği kendi çocuklarıdır sevgili kardeşler. Eğer bugün denizler sağ olsaydı bu NATO'culara, bu ABD'cilere, bu Rusya'cılara, bu Avrupa Birlikçilerine değil oy vermek, onlara eminiz ki 6. filoya yaptıkları gibi Polat Dovası'ndan doğru denize dökmek üzere süreceklerdi sevgili dostlar. Bizler işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen halkların kendi programıyla, kendi mücadele güçleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik Türkiye'yi kurma mücadelesine devam edeceğiz. Birleşerek devam edeceğiz. Ortaklaşarak devam edeceğiz. Elbette ki önümüzde 14 Mayıs seçimler var. Nasıl ki 8 Mart'ta, 21 Mart'ta, 1 Mayıs'ta değişme iradesini işçiler, emekçiler ve ezilenler olarak ortaya koyduysak, 14 Mayıs'ta da değişme iradesini ortaya koyacağız.